Günaydın, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz çok şükür. Bugün çocuklar yine evde. Çünkü hiçbir yer açık değildi, yollar falan. Sürekli kar yağdığı için akşama kadar. Bugün evden göreceklermiş ama. Hani tamamen kapanmadı okul. Evden ders görüyorlar. Yumuşak yağdı sanırım çünkü eridi birazı ve şimdi de yağmur yağacak sanki. Hatta başladı, çok az az çiselemeye başladı. Siz o yüzden göremiyorsunuz henüz. Burada da kediciklerim gitti, yazık. Ne kadar derin, görüyor musunuz? Zavallılar, bir dışarı çıkıp geldiler. Bunun dışında evdeyiz herhalde bugün yine. Yağmur yağmazsa belki çocuklar karda oynamak isterler ama bilmiyorum. Onun dışında birazdan görüşürüz inşallah. Ben geldim. Şimdi ekmek yapacağım akşam için. Çünkü gelmesini bekleyeceğiz. O yüzden erken yapayım diye düşündüm. Burada benim siyez unum var. Siyez unumla birlikte ben Kastamonu'dan aldım bunu, siyez ununu. Ve bir de burada gene siyez unu var. Bu da İtalya'dan gelmiş. Bununla karıştırıyorum. Kastamonu'dan getirdiğim hakiki siyez unu. Hakiki de, öbürkü de hakiki de. Yani tamamen organik. Çünkü rengi falan farklı. Bu şu ölçüde, şurada su var ama 4 tane Türkiye'den getirdiğimden 2 tane bundan koydum. Bu arada siyez unu şöyle 2 kaşık, yani çeyrek kaşık maya koyuyorum. Bir de 2 ölçek yaptığım için, ben 3 ölçek, normalde 6 olmuş oldu ya. 1,5'a koyuyordum tuzunu. Şimdi 3 koyacağım. Şöyle. Evet. Bu arada ben siyez unuyla nasıl tanıştım onu anlatayım size. 2-3 yıldır ben siyez unuyla yapıyorum ekmeklerimi ve evde yapmaya gayret ediyordum ama yazın bir ara vermiştim. İbrahim Saraçoğlu'nu videosunu izlemiştim ve ata buğdayımız siyez unu demişti ve birkaç tane daha isim söylemişti. Ben de siyez ununu araştırdım ve burada bunu buldum. Ve bununla yapmaya başlamıştım. Sonra Türkiye'ye gittiğimizde annem ameliyat olacaktı şekerden. Ben de bakkala gitmiştim. Bakkal tanıdık tabii ki. Orada bir bey vardı. İşte bizim konuştuğumuzu duydu. Dedi ki ya, benim annem de şeker hastası, siyez unundan ekmek yapıyor ve şekeri gitti falan dedi. Şöyle karıştırıyorum. Sonra ben annesinin yanına gittim, orada pikniğe gelmişler. Sonra işte konuştuk falan. Bana siyez ununu aldığı yerin telefonunu verdi. Ben işte oradan bu da bu arada aparat. Bunu ben videolarını izledim bu şeyi aldığımda. Videolarında böyle aparatlarla yapıyorlardı. Hiç 5 dakikada yoğuracağız şimdi, yani elimizi şey yanmadan. Bir de çok çabuk su aldığı için çok çabuk olabiliyor. O yüzden dikkatli, bir iyice karıştırdıktan sonra dikkatli eklememiz lazım. Hemen ben bir bardak daha alayım. Kılık su. İşte bana aldığı yerin telefonunu verdi. Ben de ısmarlamıştım. Kütahya'dayız biz. Kastamonu'ndan bana geldi. Hatta yazık, ben bavula koyacağız deyince 5'er kiloluk unlar halinde unu 5'er kiloluk şey çuvallara, küçük çuvallara koymuşlar. O şekilde gönderdiler bana. Hatta ben bulgur da aldım orada. Bulgurum da organik benim, o yüzden. Gelirken getirdim ama hepsini getirememiştim. Malum pardon. Malum uçakla geliyoruz ve başka alışverişlerim de oluyor. Hemen böyle yapa yapa aslında daha kolay oluyor da, ben şimdi sizin karşınızda heyecan mı yaptım bilmiyorum. Bu arada çocuklar dışarıda kar oynuyorlar.
Belki birazdan ben de giderim onlarla birlikte oynamaya ama önce bunu yapayım dedim. Okullar bugün de yok. Bugün derslerini internetten yaptılar. Evet, biraz daha koyacağım. Şimdi üçüncüyü de yapacağım. O bayan kepekli ekmek, pardon, kepekli unla falan karıştırıyormuş. Ben organikliği bozulmasın diye hiçbir şeyle karıştırmıyorum. Ya mısır unu koyanlar varmış, kepekli un koyanlar varmış açıkçası. Ben istemiyorum. Organikliği gitsin istemiyorum. Hatta o yüzden elemiyorum bile. Böyle. Bakın şöyle yaptıkça kıvam alıyor. Kesmek de istemiyorum fazla ama hemen ben bir kıvamını aldırayım. Çünkü kamera önünde daha öyle yapamadım. Hemen geliyorum. Evet, hemen yaptım. Dediğim gibi çok çabuk su alan bir şey ama yoğurdukça, yani kendine geldikçe hamur belli ediyor onu. Bakın aslında o kadar çok sert olmadı. Bu şekilde. Böyle 5 dakika mı almadı aslında. Dediğim gibi ben heyecan yaptım kamera açık diye. Yok dökülmesin, yok şey yapılmasın diye uğraştım biraz. Yapışmadı bile. Bunu hemen yıkayacağım. Üçüncü şeyinde bakın yarısı kaldı yani suyu. Üçüncü kabında suyu kaldı. Şimdi ben bunu bu şekilde hemen kapatacağım. Üzerini de örtüp karaliferin yanına koyacağım ki bir 3 saat kabarmasını, mayalanmasını bekleyeceğim. Sonra bir dahaki aşamalarda görüşürüz o zaman. Şimdi arabanın üstünü biraz temizledim. Buraları gelip açtılar zaten. Ben açmadım. Böyle tavuklara gidecek kadar yol açtım. Goldie'ye kadar açtırdım daha doğrusu. Tavuklara gidecek kadar. Yalnız hafiften buz olmaya başlamış. Aslında yumuşak yağdı ama çok sert değil. Çok buz da değil ama akşam olduğu için olmak üzere yani. Buzlanma yapmaya başlamış. Şimdi tuz koyacağım buralara. Sabah çünkü okul var. Sanırım iyice buzu çözülmeden okula gitmiş oluruz. O yüzden Goldie de yazık yerine giriyor. Ona da bir bakayım gene peteği çalışıyor mu diye. Bıklarım da burada. Onlar çıkmıyor. Pencereden bakıyorum ama birkaç tanesi çıkmış. Sanırım adamlar burayı da açmış ama şöyle bir şey olmuş. Maalesef teli görüyor musunuz? Tel aşağı kadar inmiş karın ağırlığından. Şu anda tam olarak göremiyorum ama koptuysa onu yaptırmamız lazım. Çünkü kuş geliyor tavukları öldürüyor. O yüzden onların yemini falan koymuştum ben. Kar geleceğini bildiğim için suları, yemleri var. Suları da ısıtıcısı var zaten. Isıtıcılı halde yani. Goldie! Kemiğini kaybetmiş. Bu kemiği bir türlü bitirmedi. Husi ise oyun haline getirdi. Onu atıp getirmeyi çok seviyor. Bana attırıyor onu. Kaç kere de ayaklarıma düşürdü şaşkın. Böyle her yer bembeyaz. Birazı eridiği halde bu kadar kar kaldı yani. Bayağı bir eridi. Ağaçların üstü çok güzeldi, bembeyazdı ama dün rüzgar vardı, fırtına vardı. Hepsi yere dökülmüş. Bu şekilde. Çocuklar da oynadı, kaydı, geldi. Şimdi sıcacık oturuyorlar. Bir daha çıkmazlar herhalde artık. Böyle. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi ben Golden'in bir daha dediğim gibi peteğine bakayım. Burayı da tuzlayayım. Sonra içeri gireyim. Birazdan görüşürüz o zaman. Maalesef dediğim gibi bu da bu tarafı tavukların orası. Tel yırtılmış. Çünkü ağır geldi kar birden yağdığı için. Zaten bir de ağaçlar düşmüş üstüne. Bu tarafta bu halde.
yerde. Aa, bu da yırtık. Gördüğünüz gibi. Ah. Ay, hem de şey yırtılmış. Sadece tel değil. Şu geyikler geçmesin diye kurduğumuz tel de gitmiş. Yaptığımız tel de gitmiş. Evet. Bu kar fırtınası bize böyle iş olarak geri döndü. Mahvolmuş her yer. Çünkü geyikler geliyor. Geyiklerle birlikte kene geliyor daha fazla. Zaten kene var. Hem de sebzelerimizi, etliklerimizi yiyorlar diye böyle tel çekmiştik biz etrafa. Hem oraya gitmiş hem bura gitmiş yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Öyle oldu yani. Naciye kızım, ne yaptınız burada? Kızım Naciye oradaki. Evet, dediğim gibi ben bir kapatayım. İşlerime bakayım. İçeri girince görüşürüz inşallah. Fotoğrafta bu şekilde. Şimdi buralara rakun falan geliyor. Gerçi bizim buraya bir kere geldi ama tavukların oraya. Öbür taraf açık olduğu için şimdi tavuklarımın kapısını kapatsam mı diye de düşünmüyor değilim yani. Çünkü rakun falan gelirse yazık, yer onları. Mahveder. Öyle. Şimdi aldım yumurtaları da. Bir eve gireyim bakalım. Evet. Şimdi hamurumuz 3 saati geç birazcık. Dilimişlerim vardı. Şöyle böyle koydum. Bunu yeni açtığım için daha boşaltmadım. Bir kaba boşaltıyorum genellikle ama böyle yaptım. Şöyle elimi de sileyim. Sıcacık. Hemen şömineyi yaktım ya, şöminenin oraya aldım. Çok güzel kabarmış gerçekten. Şöyle biraz daha yapayım. Dediğim gibi bu biraz suyu çabuk çektiği için böyle hemen şey olabiliyor, sulu olabiliyor. Şöyle kapta, şöyle size göstereyim. Şu şekilde, gördünüz mü ne güzel kabarmış. Şöyle yapacağım ben. Önce bir şöyle etrafını toplayacağım. Sonra dökeceğim. Suya dökünce geliyorum hemen. Evet. Görüyorsunuz herhalde. Şimdi biraz daha ileri aldım çünkü sizi. Üzerine biraz daha un koydum. Bunu fazla böyle yoğurmayacağız buraya koyduktan sonra. Hemen 10 kere sayacağım. Ve hemen alacağız. Şöyle yapayım. Önce bir. Şöyle bir. Dediğim gibi belki de böyle yapışkan olmasının sebebi 2. Tümüyle siyez unu kullandığımdan dolayıdır. 3. Ama tabii ki bilmiyorum. Benim yani siyez unu kullanan birisi öğretmedi tabii ki bunu bana. Belki farklıdır. 4. Ama biz çok seviyoruz. Hele böyle çocuklar sıcak sıcak. 5. 6. Üzerine yağ sürüp yemeği çok seviyorlar. 7. Bu arada bugün burada Groundhog Day. Yani nasıl diyeyim? 7. Köstebek ya da kunduz gibi bir hayvan var. Yazık, bu hayvanı çıkartıyorlar yerinden. Sanırım çıkıyor bu hayvan. 8. Hatta birisi ünlenmiş Philadelphia'da olan. 9. İsmini de fil koymuşlar. Yerinden çıkıyor bu hayvan ve çıktığında eğer kuyruğunun gölgesini görürse 6 hafta daha kış yaşayacağız demek oluyormuş. Yani eğer kuyruğunun gölgesini görmezse spring, yani erken bahar gelecek diyorlar ve her yıl bu böyle kutlanıyor burada.
Dediğim gibi bu Philadelphia'daki ünlülerden biri. Kaç yıldır bu hayvana bakıyorlar böyle. Bu şekilde yuvarlıyorum ben. Sonra işte birkaç yerde daha var. Kimisi doğru çıkıyormuş, kimisi doğru çıkmıyormuş. Yani Allah'ın bileceği iş. Bu da işte böyle bir gün olarak kutlanıyor Amerika'da. Groundhog Day ismi de. Sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle hani günler oluyor. Belki merak edenleriniz vardır. Hani Amerika'da da değişik şeyler kutlanıyor mu, kutlanmıyor mu diye. Sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi internetten baktım da bu yıl görmüş. Şöyle küçük bir bıçak aldım. Bıçakla keseceğim üstünü. Şu şekilde şey vereceğim. Yani 6 haftada kış olacakmış. Yerine geri gitmiş herhalde şey gölgesini görünce hayvancağız. Öyle. Şimdi ben bunu böyle yaptım. Buraya da koydum ki biz bunu şeyde pişireceğiz çünkü. Demir döküm diyemedim. Aklıma gelmedi ismi. Hep böyle oluyor. Tava değil de şey, anladınız, tencere. Tencerede pişiriyorum ben ekmeğimi. Tencerede o kadar güzel oluyor ki. Şimdi ben onu bu 40 dakika üstünü kapatmadan bekleyeceğim. Hemen ufak bir tozlanmasın diye bez koyacağım üstüne o kadar. Sonra 40 dakika sonra pişirmeye koyacağız. Sonra görüşürüz o zaman. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel kabarmış. Şimdi ben bunu böyle alacağım ve dediğim gibi tencerenin içine koyacağım. Ama sizlere göstermek istedim öncesinde nasıl kabardığını. Sonra pişsin, görüşürüz inşallah. Ekmeğim bu şekilde oldu. Şöyle. Çok güzel oldu. Çok sıcak şu anda. Böyle ılık. Böyle ıslattım bir bezi. Hemen böyle yumuşaması için bunu koyuyorum. Sonra da biraz bu soğuduktan sonra hemen böyle kağıt peçeteye sarıp poşete koyuyorum. O kadar yumuşacık oluyor ki size de tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Böyle keserim miyim birazdan keserim inşallah diye düşünüyorum. Bu şimdi burada soğusun birazcık kendine gelsin. Birazdan görüşürüz. Ekmeğim çok güzel oldu. Bakın. Böyle hem yapması da kolay. Şöyle keseyim. Şu tırtılı güzel kesiyor. Şöyle. İbrahim Saraçoğlu sezonundan dolayı buğdayların atası diyordu. Bakar mısınız? Şimdi burada tam bilmiyorum ama delikler küçük olursa iyi oldu anlamında oluyormuş sanırım ekmek. Hala ılık. Bu da böyle. Bir de yağ sürelim. Şimdi çocuklar ister bunu kesin. Tok olsalar bile istiyorlar çünkü. Onları da banyo yaptırdım şimdi. Hafta sonu değişti böyle yağmur kar olunca. Hatta şu anda gene kar yağmaya başladı. Ne kadar yağacak bilmiyorum. Az mı yağacak bilmiyorum ama biraz bayağı ılıdığı için çok fazla erimedi ama gene de eridi. Bu şekilde sizlere de göstermiş oldum ekmeğimi. Yapmanızı tavsiye ederim çünkü artık günümüzün ekmekleri ne kadar bir tane oturup ekmeği kolaylıkla yiyoruz yani doyurucu olmuyormuş, doygunluk hissi vermiyormuş. Ama bunlar öyle değil. Çöminemin çıtırtısını duyuyor musunuz? Odunlar ne güzel çıtırdıyor. Ama bunlar öyle değil yani gerçekten hem yeseniz de mideye hafif geliyor hem de organik yani değişmemiş genetiği değişmemiş bir de
Şunu kesecektim ama vazgeçtim. Bir de şu anki gluten alerjisi olanların çoğu işte bu yüzden oluyormuş. Ben de öyle duydum. Bilmiyorum yani ama İbrahim Saraçoğlu öyle söylemişti. Şimdi ben bunları çocuklara vereceğim. Bir dilim de kendim yiyeceğim. Yarım dilim şöyle. Sonra birazdan görüşürüz. Evet, gene kar yağıyor demiştim. Hemen birazcık doldurmuş bile. Böyle yavaş yavaş yağıyor ama epey serinlemiş dışarısı. Buraya da kuşlara yem koymuştum ama biraz ıslanmış yağmurdan. Biraz da dökmüşler yerken. Karı nasıl boyamış görüyor musunuz? Yani bunlar ne kadar sağlıklı hayvanlara veriyoruz ama bilemedim. Yani boyamış resmen. Böyle. Evet, bugünkü kapanışımız da salep eşliğinde olsun. Yılın ilk salebini pişirdim. Paketler halinde almıştım Türk marketinden zaten. Hemen süt ısıttım. Sütle birlikte yaptım. Yanına da dünkü pastadan vardı. Ondan koyacağım çocuklara. Böyle hem de gerçekten güzel oluyor salebi. Seviyorum ben. Kış günlerine de yakışıyor bence. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.